Ben de yıllar evvel gelir bazı faaliyetlerine katılırdım. Hem buranın hem diğer komşu vakıfların, birlik vakfının vesaire. Şu an gelmiyor mu acaba? Yani. Daha iyi. Tamam. İyice demek ki yaklaşmak gerekiyor. Evet. Çok yakın konuşmamız gerekiyor. Tabii Köprülü ailesi hakkında Köprülü Medresesi'nde konuşmak apayrı bir duygu. Hemen şurada 5 metre, 6 metre uzakta metfun kişiler hakkında konuşacağız. Özellikle de Köprülü Fazıl Ahmet Paşa hakkında. Kendisinin ilmi hamilik yönüne ben bu toplantıda değinmek istiyorum. Ve aslında şu toplantının bu mekanda gerçekleşmesi dahi onun ilmi hamiliğinin sürekliliğinin bir göstergesi. Aradan 350 yıl geçmesine rağmen hala biz onun inşasına katkı sağladığı bir mekanda ilmi faaliyetler yürütüyoruz. Bu da aslında tarihteki süreklilik değişim meselesinde göz önünde tutulması gereken bir husus. İpek Hanım'ın bahsettiği üzere ben yüksek lisansımı Uyvar Seferi ve Eyaleti üzerine yazdım. Neden böyle bir teze ilgi duydum, konuya ilgi duydum? İsterseniz onu açıklayayım. Lisans yıllarımın son döneminde Erasmus programıyla Slovakya'ya gittim. Ve gider gitmez orada şöyle bir tepkiyle karşılandım. Aman Allah'ım, Türkler yeniden mi geliyor? Ne işiniz var burada? Dercesine insanlar tepki gösterdi. Tabii ben anlamadım ilk başta ne oluyor, niye bize böyle bir öğrenci arkadaşlar tepki gösteriyor diye. Sonra öğrendim ki Slovakya'nın güney şehirleri bir dönem Osmanlı'nın egemenliği altında kalmış. Tabii tarihte Slovakya diye bir devlet çok genç bir devlet olarak ortaya çıktığında biz hep Macaristan'ın bir parçası olarak görme eğilimindeydik. Fakat onlar ulus inşası sürecinde Türklerin işte kendilerini de esir ettiğini, o bölgenin uzun süre egemenlikleri altında kaldığını anlatarak tarihi yazmışlar. Bu benim için öğretici oldu. Ve Slovakya arşivlerinde bulunan yazma eserler, efendim vesikalar, bunların peşine düştüm. 250-300'e yakın Osmanlı vesikası tespit ettim. Bu vesikaların fotoğraflarını alıp bir kente başvurdum. Halil Nalcı Koca merhum toplantıda bizim mülakat esnasında bana bu soruyu sordu. Sen ne çalışmayı düşünüyorsun yüksek lisansta? Efendim dedim, yakın zamanda ben Slovakya'dan geldim. Yanımda da bu belgeleri getirdim. Müsaadeniz olursa bunlar üzerinden bir tez yazmak istiyorum. Hay hay dedi. Tabii onun da çok sevdiği bir konu Balkanlar ve ötesi Osmanlı hakimiyeti. Bir de Türkiye'de ne yazık ki böyle bir algı var. Yani daha çok kendi işte misak-ı milli sınırları içerisinde kalmış bölgenin tarihini yazmak, uçulara gitmemek. Oralar biraz sanki ürkütücü geliyor, belki de zorlayıcı geliyor dil, coğrafya, kaynaklar noktasında eksiklerimizden ötürü. Fakat ben bunun önemli bir kısmını hallettiğim için o bölgeyi görmüş, gezmiş, kaynaklarımı bulmuş, kafamda da belli bir tez konusuyla kendisine başvurduğundan olsa gerek bir kentte rahatlıkla yüksek lisansa başladım. Tezi yazarken tabii sefer olduğu için ister istemez askeri tarih meselesine girmek gerekiyordu. Fakat ben Fazıl Ahmet Paşa, o seferin tabii serdarı ve dönemin sadrazamı, fark ettim ki bizim klasik anlamda anladığımız bir serdar tipine çok uyuşmuyor. Uyvar Kalesi'nin teslimi anı mesela. Çok belki duymuşsunuzdur, Uyvar önünde Türk gibi ifadesi yerleşmiş bir ifade. Almanca'dan Türkçe'ye çevrilmiş bir ifade hatta. İnatçı, vazgeçmeyen, tutuğunu koparan anlamına geliyor bu. Serdar Fazıl Ahmet Paşa uzun süren kuşatma esnasında birçok zahmetler, eziyetler çekilmesine rağmen bu işten vazgeçmiyor. Kale eline geçene kadar kuşatmayı sürdürüyor. Kale ele geçtikten sonra ister istemez insanın aklına geliyor. Tabii bunlar şeyle sulh ile bırakmadılar kaleyi. Neticede Osmanlı askerinin bir sürü kaybı var. Burada büyük bir şey olabilir, savaş tazminatı çıkabilir. Tam tersi, anlaşma şartlarında gayet rahat bir şekilde kaleyi terk edebilirsiniz. 40'a yakın arabayla çıkabilirsiniz. Hatta karşı taraf sorunca, efendim kendi marşımızı çalıp çıkabilir miyiz? Utanmazsanız çıkın deyip cevap veriyor ve evet, sanki
zafere giden bir ordu edasıyla kaleyi terk ediyorlar. Tabii bu ilginç bir durum. Bir serdarın bu kadar hani soğukkanlı davranabilmesi, faziletli bir tavır sergileyebilmesi. Sonra bir baktım ki başka seferlerde de benzer şeyler var. Ve daha da öteye gidip dönemin diplomatlarının, işte Osmanlı'ya dair eser yazan yabancıların kalemlerinde hep Fazıl Ahmet Paşa'dan faziletli diye bahsediliyor. Zaten Fazıl Ahmet Paşa faziletli kişi anlamında. Fazıl ifadesi biliyorsunuz faziletli insan. Ve bu soru aklıma gelmeye başladı. Bu Fazıl kelimesi nereden geldi? Buna kim ilk kez Fazıl dedi? Bu Ahmet Efendi'ye. Normalde Ahmet Efendi biliyorsunuz ondan da bahsedeceğiz. Sonradan ilmiye tarikını bırakıp Paşa olduktan sonra Ahmet Paşa ve diye ilerleyen yıllarda Fazıl Ahmet Paşa diye anılmaya başlanıyor. İsmi Ahmet, Fazıl lakabı. Bu aslında benim Georgetown'da aldığım bir ders, Moskova tarihi üzerine aldığım bir derste aklıma gelen bir soruydu. Petro kimler için deli, kimler için büyük? Neden? Bu tür soruları tartışıyorduk. Ve historiografik yaklaşımların nerede durduğunu, nasıl oluştuğundan bahsediyorduk. Fazıl Ahmet Paşa da bu şekilde benim isim noktasında gündeme girdi. Bunun peşine düşmek lazım sorusu aklıma geldi. Ve acaba Farabi'nin Medinetül Fazılasına kadar gidebilir miyiz? O Fazıl Kral, işte beklenen Bilge Kral acaba prototip olarak Fazıl Ahmet Paşa'da mı tecessüs etti? Başka Fazıllarımız var mı diye baktım. Bir tane daha Fazılımız var evet Osmanlı tarihinde. O da Fazıl Mustafa Paşa, kendi biraderi. Yine Köprülü ailesinden. Tabii bunlar ilginç bilgilerdi. Nedenliğini hala kafamda tutturamamıştım. Hani acaba düşmanlara karşı gösterdiği merhametten vesaire mi kaynaklanıyor? O da bir boyutu tabii. Fakat ben ulemanın eserlerinde Fazıl Ahmet Paşa nasıl yer alıyor? Ve ulema ile ilişkileri nasıl? Çünkü kendisi de neticede bir müderris. Müderrisliğinin etkisinden kaynaklanan bir yönetim tarzım var. Bunlar daha çok dikkatimi çekmeye başladı ve aslında Gabor Agoston ki kendisi askeri tarihçidir, onun yanına askeri tarihle ilgili bir tez yazmaya gitmişken kendimi bir anda entelektüel tarih yazar şekilde buldum. Tezimi 4 chapter üzerinden, 4 bölüm üzerinden yazdım. İlk 2 bölümde daha çok klasik anlamda işte Köprülü ailesiyle ilgili historiografi, döneminde ve bugün Köprülüler ile ilgili neler yazıldı, hangi boyutlarıyla bunlar irdelendi. Baba Köprülü ile oğul Köprülü arasındaki farklar, bu da önemli bir mesele bu arada söylemek lazım. Köprülü Mehmet için çok daha, yani Köprülü Mehmet'e çok merhametli bakmıyor bizim historiografi. Bunun kaynakları, dertleri, ne bileyim sebeplerine ayrıca girmek lazım. Ama hem Fazıl Mustafa Paşa hem Fazıl Ahmet Paşa noktasında çok daha olumlu bir imajın çizildiğini görüyorsunuz. Ve daha kendi hayatı esnasında Fazıl Ahmet Paşa'ya Fazıl Ahmet Paşa deniyor. Bu da ayrı bir not olarak düşmek lazım. Arşiv belgelerinde gördüm bunu çünkü. Böylelikle tezi dört saç ayağında yazmaya başladım. İlk historiografik bir giriş, ikincisi Fazıl Ahmet Paşa'nın paşa olmadan önceki kariyeri, işte onun medrese kariyeri önce, daha sonra valilikleri, Erzurum Valiliği, Şam Valiliği, İstanbul'a gelip sadrazam vekili olması ve sonra sadrazamlığı ve sonrasında 15 yıl süren sadrazamlık esnasında gerçekleştirdiği faaliyetler, diplomatik faaliyetler, efendim, siyasi faaliyetler, başarılar daha çok demek lazım. İzmir gibi bir şehrin liman şehri olarak inşası, genişlemesi, hatta Sabatay Sevil olan münasebeti gibi farklı başlıklar altında Fazıl Ahmet Paşa'nın sadaret günlerini yazmaya çalıştım. Üçüncü başlığım tezdeki 17. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı'nın özellikle başkent İstanbul'da entelektüel faaliyetler. Ve İstanbul'u sadece Müslüman ulemanın faaliyet gösterdiği bir alan olarak değil, aslında dönemin bu modern yakın zamanlarda böyle revaçta bulunan bir ifadeyle hani the Republic of Letters dedikleri hani dönemde böyle bir şey oluşuyor. Entelektüel ağlar, entelektüel yazışmalar, Müslüman gayrimüslim sınırlarının yavaş yavaş ortadan kalktığı bir etkileşim, iletişim ağları Avrupa içinde, Osmanlı içinde bu geçerli. Bunun bir parçası olarak görmeye başladım. Neden öyle gördüğümü birazdan zaten slaytlarda anlatacağım.
Ve bu ağların gelişmesinde, oluşumunda Fazıl Ahmet Paşa'nın rolü, hamili üzerinde. Son bölümde de Köprülü Kütüphanesi'ne ağırlık verdim. Daha klasik anlamda Fazıl Ahmet Paşa'nın İslami ilimler noktasında Müslüman ulemaya yapmış olduğu hamiliyi ele aldım. Bugün de müsaade ederseniz bunlar üzerinden vakit yettiği kadarıyla iki kelam etmek isterim. Daha çok üzerinde vurgulamak istediğim husus kaynaklar meselesi. Belki aranızda bu hususlara ilgi duyan, tezini, araştırmalarını bu boyutta ilerletmek isteyen arkadaşlarımız, araştırmacılar olabilir. Hangi yeni kaynaklar ortaya çıktı ve daha neler yapılabilir bu kaynaklar üzerinden? İleriye yönelik böyle bir belki ilmi miras bırakmakta da fayda var. Çünkü gerçekten işin içine girdikçe bunu tek başına bir insanın, bir ademin ömrü hayatına bitiremeyeceği bir konu olduğunu görüyoruz. Mutlaka yeni nesil arkadaşlar bu konuda yardımcı olsunlar, bu tür konulara ilgi duysunlar diye bir beklenti içindeyim açıkçası. Bitirmiş olduğum tezin başlığı bu. Fazıl Vezir, Fazıl Ahmet Paşa'nın sadareti döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nda siyaset ve hamilik, 2016 yılında tamamladım. Şimdi gördüğünüz kaynak, evet, gördüğünüz kaynak Bab Mahkemesi'nden alınmış bir sicil kaydı. Yakın zamanda yayınlandı, biliyorsunuz İslam'ın himmetiyle, işte İstanbul Kültür Ajansı'nın himmetleriyle. Bunlar yayınlandı, İstanbul'a dair onlarca sicil kaydı. O sayede biz rahat rahat aradığımız şeyleri Google search yaparcasına bulabiliyoruz. Mesela ben acaba köprüler hakkında ne var diye baktığımda hemen bu ekranda gördüğünüz kayıtlar çıktı. Buradan çok iyi okunmuyor. O yüzden herhalde oraya bakmam gerekecek. Köprülü ailesinde Mehmet Abin Abdülmenna'nın vefat eden küçük kızı Ümmü Hani'nin terekkesinin paylaştırılması gibi özetlemişler o girdiyi. Yine devam eden girdi de Ümmü Hani'nin terekkesi hususunda ki davada sulh olunduğu. Yani ortada bir dava var. Köprülü ailesinden Mehmet bin Abdülmennan. Şimdi ben bu ismi duyunca acaba kim bu diye merak ettim. Çünkü Köprülü Mehmet desek değil. Çünkü bin Mennan diye bir baba adına sahip değil. Acaba kimdir derken bu kayıtları ben 2-3 defa okudum, anlamaya çalıştım. Çünkü aslında mesele başka bir meseleyken ben o meseleden yeni bir bilgi çıkarmaya çalışıyorum kendi aradığım çerçeve içerisinde. Köprülü ailesinin kökenlerini bulmaya çalışıyorum açıkçası. Ve bakın bu kayıtlar bu noktada ne kadar bize yardımcı oldular. Şimdi o zaman da tartışılmış, bugün de bakarsanız yazılan çizilenlere Köprülü ailesinin nereli olduğu hususu henüz aydınlatılmış bir husus değil. Kimileri efendim köprü işte, vezir köprü deyip hemen kısa yoldan geçiştiriyorlar. Ama 17. yüzyılın sonunda yazan, 18. yüzyılın başında yazan Seyyid İbrahim'e göre, Behçeti'ye göre efendim o köprü bu köprü değil. pardon, o köprü Rumeli'deki köprü değil, Anadolu'daki köprü. Seyyid İbrahim öyle yazıyor, köprü tarihi yazan bir kişi olarak. Bir karışıklık var. Bugün de biz köprü deyince, evet vezir köprüyü anlıyoruz. Ama Köprülü Mehmet Paşa'nın vakfiyesine baktığınızda kendisi açık Berat sancağından olduğunu söylüyor. Bugün neresi bu sancak? Arnavutluk. Tamam, evet Köprülü Arnavut asıldı ama Köprülü neticesine varıyor insanlar. Sanki aile bütün işte şeyini orada kazanmış, şöhretini. İşin bir boyutu öyle. Ama diğer boyutuyla bu aile bir devşirme ailesi midir? İşte İsmail Hami Danışment'in hemen İzahlı Osmanlı tarihine baktığınızda görürsünüz. Ah bu devşirmeler diye başlar zaten malum klasik tarzı. Ve Köprülü ailesine çok, özellikle Köprülü Mehmet Paşa'ya çok ağır ifadeler kullanır. Anadolu'da soykırıma, Türk soykırımına girdi gibi ifadeler. Bunu görünce ben gerçekten şok oldum. Neden böyle bir tepki gösteriyor? Çünkü o devşirme olduğunu düşünerek bunları yazıyor. Çünkü kafada belli bir şey var. Devşirme eşittir kötü. Yani bugün tabii bunları açtık ama o dönemde demek ki yaygın bir anlayış. Köprülü Mehmet arkadaşlar aslında iki nesildir İstanbul'da bulunan bir ailenin oğlu.
Mehmet bin Abdülmennan dediğimiz kişi onun dedesi. Ve Mehmet bin Abdülmennan, ki Abdülmennan isminden anladığımız kadarıyla evet, burada bir devşirmelik halisesi yaşanmış olabilir. Genelde devşirmeler bin Abdullah ya da bin Abdülmennan gibi ifadelerle işte isimlendiriliyorlar. Olabilir. Kendisi devşirildi, geldi. İstanbul'da sarayda çalışmaya başladı. Sicil bize bunu söylüyor. Ve sarayda aşçı başı vekilliği yardımcılığına kadar yükseldi. Bu çok önemli bir pozisyon. Hatta davanın sebeplerinden biri artık emekli olmuşken dede Köprülü ya bana yıllarca burası ekmek kazandırdı, ben de gider ayak buraya bir hizmette bulunayım deyip küçük bir şey yapıyor, revir yaptırıyor sarayda mutfak kısmına. İşte o revirin parası yıllar sonra hala ödenmemiş, bütün dava oradan çıkıyor. Ama biz bu sayede dede Köprülü'yü görmüş oluyoruz. Ve şu anlamlı hale geliyor. Köprülü Mehmet Paşa, ki kendisi de malum sarayda yetişmiştir, bir saraya nasıl girdi? İki, saraydayken bu kadar nüfuzlu hale nasıl gelebildi? Benim tahminlerim dedesinin network'ü sayesinde. Orada uzun yıllar bulunmuş olmasının sayesinde. Ve bu da bize gösteriyor ki Köprülü ailesi, özellikle Köprülü Mehmet Paşa ikinci nesil devşirme diyebiliriz. Fazıl Ahmet Paşa peki nasıl oluyor? Fazıl Ahmet Paşa kendi vakfiyesine baktığınızda kendini Arnavutluk'la eşleştirmiyor. Vatanı aslıyım Berat gibi bir ifadeye rastlamıyorsunuz. Vatanım olan Köprü diye yazıyor. Anadolu'daki Köprü diye. Zaten bütün kavga buradan çıkmış. Hani neresi bunların kökeni şeklinde. Anlaşılan o ki Fazıl Ahmet Paşa artık kendisini belki de o devşirme geçmişte uzaklaştırıp doğduğu annesinin de memleketi olan Ayşe Hanım'ın Köprü'yle anılmak istiyor. Babası zaten Köprülü diye yıllardır anılmış. Çünkü saraydan kovulduktan sonra o cevval biraz da geçimsiz karakterinden dolayı kendisi Köprü'ye gidiyor. Orada Ayan Yusuf Efendi ile birlikte işte sanırım bazı işler yapıyorlar ve onun kızı Ayşe Hanım'la evleniyor. 1640'larda Köprü'yü ziyaret eden Evliya Çelebi bundan bahsediyor. Direkt şöyle bir ifadesi var. Evet, Köprü şöyle bir memlekettir. Gelişmiştir. İki katlı evlere sahiptir. Saraylar vardır burada ve bunlardan bir tanesi de Yusuf Paşa'ya Yusuf Ağa'ya aittir. Diğeri de damadı Köprülü'ye aittir. Biz şu anda bir şey sahip olduk. Yani bu ailenin çıkışı, Köprülü'ye nasıl gelişi, oradaki ilişkileri ve bir ayan kızıyla nasıl evlendiği, yani hani normal hikayeye göre devşirme, saraydan atıldı ve tekrar saraya paşa olarak döndü. Ama bakın, network ilişkiler ağa devam ediyor. Özellikle de dededen kalan o miras üzerine diye ben düşünmeye başladım. Ve bize de çok büyük bir veri sağlamış oldu bu siciller. Köprülü ailesinin kökenleri hakkında önemli bir arka plan oluştu. Köprülü'de iken aile, Ahmet dünyaya geliyor, Mustafa dünyaya geliyor. Ailesi biliyorsunuz aile çeşitli eyaletleri gezmek zorunda kalıyor atamalardan ötürü. Ama neticede İstanbul'a geliyorlar. İstanbul'da kendisinin okuma yazma bilmediği iddia edilir Köprülü Mehmet Paşa'nın. Ben buna da açıkçası çok nasıl diyeyim, yani biraz şüpheli yaklaşıyorum. Çünkü okuma yazma bilmeyen bir insanın okuma yazma bilen işlerde istihdamı, efendim bir ara kendisi hazinedarlık vesaire de yapmış sanırım Kemankeş Mustafa Paşa'nın. Dolayısıyla bana biraz açıkçası problemli bir anlatı geliyor. Belki o kötü imajının bir getirisi olarak böyle bir ifade kullanılıyor. Fakat kendi oğullarının eğitimine çok dikkat ediyor Köprülü Mehmet. Özel hocalar buluyor. Biz isimlerini bile bugün biliyoruz. Sarı Osman Efendi mesela, Fazıl Ahmet Paşa'nın kişisel hocası, hususi hocası. Ondan çok istifade ediyor. Sarı Osman Efendi kimdir diye sorarsanız, çok böyle gezmiş, kültürlü, kitap toplamaya meraklı ve topladığı kitapları
Yavuz Sultan Selim caminin camine vakfedecek kadar da cömert bir insan. Ve tüm bu hususiyetler sonraki yıllarda aslında Fazıl Ahmet Paşa'nın bizatihi şahsiyetinin parçası haline geliyor. Kendisi de kitap topluyor hepinizin bildiği üzere ve onları İsmail Hoca'nın ifadesiyle İstanbul'daki ilk özel kütüphane olan Köprülü Kütüphanesi'nin oluşumuna katkı sağlamak için vakfediyor. Ve farklı ilim dallarına çok meraklı. Kendisi belli bir işte eğitim seviyesine geldikten sonra artık medreselerde görev almaya başlıyor. Ekranda gördüğünüz üzere ben Şakayık-ı Numaniye'den bunları derledim. Görev aldığı medreseler şeklinde. Kırklı medreselerden birinde başlıyor kariyerine. 1651 Mayıs'ında Ahmet Paşa Medresesi'ne intikal ediyor. Orada uzun süre kaldıktan sonra açıkçası 5 yılı geçkin bir süre Kasım Paşa Medresesi'nde yaklaşık 4-5 ay, 3 ay sonra Sahn-ı Seman'a geliyor ve oradan da Sultan-ı Selim, Sultan Selim-i Kadim Medresi yani Yavuz Sultan Selim'in kurduğu medreseye müderris olarak atanıyor. Şimdi bir şey dikkatinizi çekebilir, benim çekmişti bunları listelerken. Uzun süre aynı medresede, 5 yıl Ahmet Paşa'da, sonrasında bakın 2 yıllık sürede 3 medrese değiştiriyor. Şimdi ben bunu kafamda tartmaya başladım. Neden böyle bir şey oldu? Bu aslında babasının sadarete gelişiyle de yakından ilişkili. Çünkü tarihler tutuyor. Yani baba sadarete geldiği zaman oğlu da bir anda iyi medreselerde görev almaya başlıyor. Fakat bu iyi mi kötü mü o da ayrı bir soru. Çünkü Fazıl Ahmet Paşa'nın müderrislik kariyerini terk etmesinde babasının bir işte o çok da bazılarınca makbul olmayan yönetim tarzı ve bir anda belki daha çok genç yaşta bu büyük medreselerde hocalık görevine gelmesi gösterilir. Bu çok diyor şeyi yarattı. Yani ulema arasında bir hoşnutsuzluk yarattı. Bunun bu arada aramızda ne işi var dercesine. Evet, hocam kaç yaşında müderris olmuş? Çünkü 25 yaşında sadrazam oluyor. Kesinlikle. Yani görüyorsunuz 16-17 yaşlarında aslında başlıyor tedris kariyerine. Ve 24-23 gibi düşünürsek yani 30 doğumlu yaklaşık. Burada 27 geçti gerçi. Orada belki bir bizim Şakayık-ı Numaniye'nin kayıtlarında şey olabilir. Yani 27-26 kariyerini, tedris kariyerini bitirdiği dönem. Sonrasında da zaten kısa bir süre sonra şeye geçiyor. Paşalık kariyerine geçiyor. Tezimde de bahsettim. Bununla ilgili bir bölüm var arkadaşlar tezimde. Yani neden tarik değiştirdi? Fazıl Ahmet Paşa cevval bir öğrenci. Gerçekten ilme çok merak duyan biri. Daha gençlik yıllarında kitap toplamaya başlıyor. Hatta bir gibi Mehmet Efendi'nin meşhur Arapça kitapları, Arap grameriyle ilgili avamil ve izharı bizatihi kendisi yazıyor. Elimizde bugün nüshası var Süleymaniye Kütüphanesi'nde. Ve ilme temayülü herkes tarafından kabul edilmiş bir gerçek. Yani açıp Hammer'e baktığınızda bu adamın yeri medrese savaş meydanlarında ne işi var diye yazıyor mesela. Yabancı bazı gözlemciler de aynı görüşteler. Ben mesela bir Fransız şeyi hatırlıyorum. Onunla tanışan, Şam'dayken tanışan bir Fransız gözlemci. Ben Müslümanlar arasında bu kadar bilgili biri görmedim diye yazmış. Tezimde referansları var. Ve valiliklere esnasında da kitap toplamaya devam ediyor. Yani ben vali olduğum artık okuma, yazma, kenara gibi bir düşüncesi yok. Nereye giderse orada ilmi meclislere katılıyor. Yazma eserler toplamaya devam ediyor. Bazen yazdırıyor. Çünkü tarihler tutuyor mesela. 1661'de daha İstanbul'a gelmeden evvel Emevi Camisi'nde yazılmış bir yazma eseri de beraberinde getiriyor. Yani oradayken o yazmayı da almış ve öyle gelmiş. Hakeza Erzurum'dayken aldığı yazmalar var. Kayıtlardan, yani yazmanın üzerindeki kayıtlardan bunları çıkartabiliyoruz. Bu kadar ilme meraklı bir insan neden bıraktı ilmiyeyi? Farklı görüşler var. En çok dile getirilen şey ülemanın dedikodusuna dayanamadı.
Yani ulema arasında işte hakkındaki konuşmalar, belki gençliğinden ötürü veya işte sadrazamın oğlu olmasından ötürü nasıl bir anda buraya geldi, ne işi var dercesine ulemanın bir tepkisi var. Veya dediğim gibi babasının yönetim tarzı ulemanın pek hoşuna gitmiyor ve bunu oğlundan çıkarmaya çalışıyorlar. Onu hedef oturtuyorlar. Birkaç mesele tartışılıyor hala ama bu tabii tek bir şey değil. Daha benzeri örnekler var. Yani tarih değiştirme örnekleri çok Osmanlı tarihinde. Fazıl Ahmet Paşa Bursa'da şey çekiliyor açıkçası. Evliya yazmış bunu. Yani bu koftegulardan vesaire sıkıldığı için ruhunu da dinlendirmek için Bursa'ya gitti diyor. Zaten hastalığı da vardı ve orada bir süre kaldı diye yazıyor. Sanırım bu esnada baba köprülü padişah 4. Mehmet ile görüşüyor. Bizim oğlanın böyle bir durum var. Biz ona bir vezaret verelim deyip paşalık görevini. Paşalık için izin alıyor padişahtan. Padişah da tamam diyor. Ve bizatihi ders anlatırken diyor Fazıl Ahmet Paşa ders anlatırken baba köprülü onu çağırdı ve adetinin adeti olmadığı üzere ayağa kalkıp bulunduğu yerden vezaret kabuğunu bizatihi eliyle oğluna giydirdi ve oğlum maşallah bundan sonra görevin budur, Allah yolunu açık etsin deyip sarıldı, öptü, işte tebrik etti gibi anlatımlar elimizde var. İsteyerek mi vezir oldu, istemeden mi vezir oldu, bununla ilgili açıkçası çok net bir şey söyleyemeyiz ama ilmiyeden sıkıldığı çok ortada. Bu da dönemin ilmiye çalışmalarında böyle bir aydınlatıcı fikir olarak karşımıza durabilir. Hani case study yapmak durumunda kalırsak neden böyle bir şey yaşandı? Acaba herkesin başına gelen bir durum muydu? Kim haklı? Gibi bir tartışmaya girilebilir. Velhasılı köprülü Fazıl Ahmet Paşa bu şekilde tarih değiştirerek Erzurum'a yollanıyor. Erzurum'a gider gitmez yaşanan bir hadise var. Şöyle bir görüşme gerçekleşiyor. Oradaki Ketüda Hasan'la, bunu Cevahir-i Tevari yazarı Mühürdar Hasan Ağa yazmış. Efendim Ketüda Hasan Efendi ona dedi ki diyor, vergi toplayalım efendim. Tamam, toplayalım ne kadar? Şu kadar. Yok, çok fazla. Bunu indirelim, yarısını toplayalım dedi diyor Ahmet Paşa. Ama efendim olmaz ki, sizden önce gelenler hep bu şekilde topluyordu, niye böyle yapıyorsunuz? Ben diyor bu makamı parayla almadım. Ben buraya hizmet için geldim. Yani benim derdim buradan para kazanmak vesaire değil. Bu da bakın zaten tarihçilerin çok zamandır tartıştığı işte o bazı mansıpların satıldığı vesaire noktasındaki teoriyi mi diyeyim artık bilgiyi kuvvetlendiriyor. O sırada Erzurum'da bir deprem yaşanıyor. Depremin esnasında yazışmalar var elimizde. İstanbul'a soruyor bunun parasını kim ödeyecek? Bir sürü kale duvar yıkıldı. İstanbul'dan cevap geliyor, halktan vergi al ve ödettir. Hayır diyor. Halkın zaten durumu yok. Kendi cebinden ödüyor. Mühürdar Hasan Ağa, arkadaşlar, Fazıl Ahmet Paşa'nın Erzurum'dan beri yanında bulunan bir kişi ve onun resmi tarihçisi. Mühürdar aynı zamanda. Yani tüm resmi belgeleri görüyor, yazışmalardan haberdar ve yazar, esere baktığınızda ki ne yazık ki hala yayınlanmadı bu eser. Doktora tezi olarak çalışıldı. Çok da güzel bir çalışma ama henüz kısmeti olmadı demek ki yayın yapan kişi için. Orada bütün bu detayları rahatlıkla görebiliyorsunuz. Benim de tezimin ana kaynaklarından biriydi tabii ki. Sonrasında Şam'a vali olarak atanıyor. Şam'a daha gelmeden, kapıdan, yani şehrin kapısına içeri girmeden insanların diyor, Mühürdar Hasan abi bunu yazıyor, insanların kendisine doğru geldiğini gördü diyor Fazıl Ahmet Paşa. Ve ağlıyordu bu insanlar. Ya ebel fukara diye. Açız. Burada durumlar çok kötü. Yiyecek yemek bulamıyoruz. İnanılmaz her şey pahalı. Bize yardım et diye. O da hemen saraya girer girmez kendi kaldığı yere oranın ayağıyla, eşrafıyla bir toplantı yapıyor. Anlatın bakayım nedir buranın durumu şeklinde bir anlatı var Mühürdar'da. Onlar da diyor ki efendim kahtu kıladan ötürü uzun sürede burada sıkıntılar yaşanmakta. Ve Mısır valisi Mustafa Paşa'ya bir mektup yazıyor. Hemen diyor elinde ne kadar zahire varsa buraya gönderiyorsun.
ve yine kaynaklar bunu açık açık yazmakta ve arşiv kaynakları da bunları desteklemekte. Kısa bir sürede iyi bir organizasyonla bu kıtlık anını en hafif zararla atlattırıyor Fazıl Ahmet Paşa Şam'da bulunduğu sırada. Hem silahlarda hem Cevahir-i Tevarih'te onun Şamlılar tarafından ebel fukara olarak adlandırıldığını okuyabiliyoruz. Sadece bunu bu meseleyi çözmüyor Fazıl Ahmet Paşa oradaki paşalığı döneminde. Aynı zamanda Dürzü ayaklanması var. Vergi ödemeyen Dürzü kabileler var, gruplar var. Onlara bir sefer, onlara karşı bir sefere çıkıyor. İşte hakkı olmadığı halde Yeniçeri mevacip defterlerine yazılıp hiç de iş yapmayan bir sürü insanın olduğu ortaya çıkıyor. İstanbul'dan getirdiği kayıtlarla onları tek tek kontrol ediyor, birebir yoklamalar yapıyor, teftiş ediyor ve hakkı olmayan kişileri defterlerden çıkartıyor. Tüm bu bilgileri nereden bulabiliyoruz? Bir, dediğim gibi arkadaşlar, Mühürdar Hasan'a çok önemli bir kaynak. İki, Dresden'de bulunan, şu an tahtada görmüş olduğunuz bir mühimme defteri. Dresden, Almanya'nın bir şehri. Ve bizim mühimmenin orada ne işi var? Aklı böyle bir soru gelir. Ve çok değerli bir mühimme. Ordu mühimmesi diyenler de var. Geza Devlet Hoca böyle yazmış. Arkadaşlar, bu ikinci Viyana kuşatmasının esnasında sefere götürülen ve kayıp sonrası orada kalan defterlerden biri. Alıyorlar ve Dresden'e götürüyorlar artık. Kim yaptı bunu bilmiyoruz ama üzerindeki zaten Almanca kayıtları da görebiliyorsunuz. Benim tespit edebildiğim 5-6 tane kayıt var. Direkt Şam valisi Ahmet Paşa'ya hüküm ki diye başlayan. Oradan bu anlattığım hikayeleri belgeleriyle birlikte çok rahat tespit edebiliyorsunuz. Yani Mühürdar'ı teyit etmemize imkan tanıyan bir verimiz var elimizde. Keşke bu vesileyle söyleyeyim. Bu defteri de bir an önce kıymetli bir tarihçi çalışsa, çevirse ve kullanıma sunsa. Çünkü çok değerli kayıtlar ve bugüne kadar gerçekten görmediğimiz bilgiler burada mevcut. Bu önemli faaliyet, çok küçük bir şey daha değineyim. 17. yüzyılın ortası Anadolu tarihinde aslında ayaklanmaların, isyanların tarihi. Yeni çalışmalar var, isyan iklimi diye. Bunu hatta küçük buzul çağı ile bir tutan, bağdaştıran ve Celali isyanlarının farklı yönlerine dikkat çeken çalışmaları artık biliyoruz. Sanırım Köprülü Mehmet Paşa güvenebileceği, iş yaptığına inandığı ve kendi sözünü rahatlıkla dinleyecek birini Şam valisi olarak tayin etmek istemiş. Daha önce orada vali olarak bulunan Tayyarzade tamamen bir isyancı, hani onların gözünde. Giriş seferine askerine gel diyorlar, gelmem diyor. Yani davetisi yok. Ama Fazıl Ahmet Paşa hem oradaki Yeniçerileri gözden geçiriyor, bunların hangisi itaatkar, hangisi değil, hatta Balkanlardan ve Anadolu'dan Tüvan Yeniçeriler getirdi diyor kayıtlar. Yani yeni Yeniçeri, oraya yeni bir kan lazım. Yiğitler getir diyor. Ve orada belli bir askeri değişikliğe sebep olduğu ortada. Bu önemli faaliyetleri ve başarıları sonrası İstanbul'da da dikkati çekiyor Fazıl Ahmet Paşa. Ve babası işte malum rahatsızlandığında onun yerine sadaret vekilliği yapıyor ve vefatın sonrasında da yine babasının Dördüncü Mehmet'e tavsiyesi üzerine vezirliğe getiriliyor, sadrazamlığa getiriliyor, pardon, zaten vezir. Bu bile aynı İlmiye'deki olay gibi burada bir tartışma mevzusu oluyor. Neden bu kadar genç yaşta bir insan bu kadar önemli bir makama gelir? Birçok açıklama var. İlgili arkadaşlarımız, hocalarımız belki tezden bakabilirler. Böyle bir şey olur muymuş, mühür miras kalır mıymış gibi ifadeler dönemin kayıtlarında geçiyor. Yabancılar dahi buna dikkat etmişler. Siyasi miras olarak bıraktı diyor mühürü. Rico'nun kaydı var mesela bu durumla ilgili. Aynısını biz Melek Ahmet Paşa'nın yorumunda görüyoruz. Ahmet Evliya Çelebi bunu yazmış. Bu haberi duyduklarında bir, Köprülü Mehmet Paşa'nın öldüğüne memnun kaldılar. İki, neden o mühür oğla gitti diye kızmaya başladılar diyor.
Yani Köprülü Mehmet Paşa'yı gerçekten hani farklı boyutlarıyla ele almak lazım diyoruz ya. Hem o dönemdekilerin ona karşı hissiyatı, doğruları, yanlışları, yani tam olarak bilmiyoruz açıkçası. Şu anki literatür bu noktada zayıf. Bunu açıkça beyan etmek lazım. Döneminde ne kadar tartışmalı olduğunun bir diğer göstergesi, Zafername isimli bir yazma eser var Milli Kütüphane'de Ankara'da. Orada müellif kendini mecbur hissetmiş. Ya tamam diyor, bir sürü kan döktü falan da adam ne yapsın? Yani başka türlü burası düzelecek gibi değil dercesinde yorumlarda bulunmuş. Bunları ayrı bir not olarak bırakmak gerekiyor belki de. Şimdi vezirlik döneminde yaptığı siyasi, askeri, diplomatik, ticari ilişkilere çok girmeyeceğim bu konuşmada. Çünkü başlıkta da belirttiğimiz üzere ilmi hamilik bizim gündemimizde. İlmi hamilik konusunu ben daha büyük bir resme nasıl oturtabiliriz diye düşündüm tezi yazarken. Ve bir baktım ki zaten 17. yüzyıl ilmi hayatı denince belli bir algı var literatürde. Bu algı George Sarton, ki kendisi bilim tarihinin kurucusu malum Amerika'da, onun yazdıklarından, hatta bizim işte Abdülhak Adnan Adıvar'ın Osmanlı Türklerin İlim başlıklı kitabında yazdıklarından oluşmuş bir algı. Kısaca belirtmek gerekirse, efendim Sarton'a göre 12. yüzyıldan sonra İslam dünyasında ilmi bir heyecan, ilmi bir canlılık yok. Duraklama dönemi. Adıvar ise biraz daha insaflı. Efendim 15. 16. yüzyılda biz ilmi çalışmaların varlığından haberdarız İslam dünyasında, ama 17'ye geldikten sonra birkaç istisna haricinde herhangi bir canlılık göremiyoruz. O istisnalarda deyip başlıyor saymaya. Emir Çelebi, Şemseddin İthaki, Katip Çelebi, Salih bin Nasrullah, Ebu Bekir bin Mehram, Hezarfen Hüseyin, Hayatizade Mustafa Efendi. Şimdi o kadar bir liste verdi ki ben bunları nasıl istisna saymaya başlayacağım? Hani acaba bir algıda hata mı var? İstisna olacak kadar az değil bu isimler. Bu da ilginç bir veriydi benim için. Sonra Gibbon yazdıklarını okudum. Meşhur edebiyat tarihçisi Gibbon. Bir baktım ki orada da diyor ki efendim Köprülü dönemi edebi hayatı incelerken kendisi 17. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı edebiyatında önemli eserler verilmedi. Çünkü bu eserlerin ortaya çıkmasında en önemli etken olan hamilik müessesesi çalışmıyordu. Köprülüler diyor siyasi askeri meselelerle uğraşmaktan edebiyata vakit gibi çok beylik bir laf. Hani verisiz ama beylik bir lafla. O gerilemeci literatürün iddialarını destekleyecek veya o literatürün oluşmasını sağlayacak cümleler kurulmuş. Zamanında 30'larda, 40'larda, hatta yüzyılın başında yazılan eserlerde. Ve bu o kadar etkili, sanki herkesin bildiği bir olgu haline gelmiş ki ne yazık ki bizim çok değer verdiğimiz üstadlarımız Uzun Çarşılı, İnalcık dahi bu literatürden ve bunun etkilerinden kendini kurtaramamışlar. İnalcık Hoca'nın merhum yazdığı meşhur kitabında Klasik Çağ'da 17. yüzyılın anlatıldığı yerde fanatikliğin yükselişi diye bir başlık atılır. Ve sanki ilmi faaliyetler, entelektüel hayat tamamen ortadan kalktı ve fanatiklik çağı başladı. Bu da zaten sonraki yüzyıllarda Osmanlı'nın yıkılışının sebeplerinden biriydi gibi Bernard Lewis'in, yani birçok tarihçinin dile getirdiği bir gerileme anlatısı başlamış oluyor arkadaşlar böylelikle. Benim ama gördüğüm bazı şeyler bu noktada beni biraz endişeye sevk etti. Ya bu kadar da olamaz. Evvela bu kadar ismin yer aldığı bir dönem nasıl istisnai bu kadar isim istisnai kabul edilebilir? Ve bir kere şu bana anlamsız gelmeye başladı. Yani insanoğlunun olduğu her yerde ilme meraklı kişiler vardır. İlmi durgunluk yaşandı, canlılık yok, kimse bir şeyle uğraşmıyor gibi bir ifade bana en başta mantıksal bir hata içeriyor gibi geldi. Ve biraz daha derinlerden gitmeye başladım. Şimdi Fazıl Ahmet Paşa'nın hamiliğinde ortaya konulan eserler, o konuya girmeden evvela söylediğim üzere tezimde 3. bölüm başlığı olarak ifade ettiğim 17. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı'nın entelektüel hayatı ve farklı boyutları. Ekranda gördüğünüz liste arkadaşlar, hocalarım, bize Antoine Galland'ın İstanbul'a ait Günlük Hatıralar adlı eserinde beyan ettiği isimler ve eserler. Bakın
1647 tarihli bir eser ve 1672 tarihli başka bir eser. Bunlar gördüğünüz üzere Fransızca, Latince. Bunların hepsi diyor İstanbul'da benim okuyabildiğim eserler arasında idi. Galant bundan bahsediyor. 72'de İstanbul'da kitabını yazıyor ve yine 1672'de Fransa'da basılmış bir eserin İstanbul'da okunabildiğinden beyan ediyor, bahsediyor. Yani bugün bile bazen zor oluyor değil mi? Hani Amerika'da, Avrupa'da basılmış bir eseri aynı yıl İstanbul'da bulup okumak. Ama o dönemde mümkünmüş demek yani. Bunu Galant söylüyor. Her biri farklı alan. Kimileri astronomi, kimileri işte tiyatro, kimileri retorik alanında eserler. Hocam yani tamam olabilir. Yabancılar, Müslüman olmayan, işte Türk olmayan kişiler bunları okuyor olabilir gibi bir fikir edinebilirsiniz. Ama sadece bunları okumuyorlar. İstanbul'da yapılan ilmi çalışmalardan da haberdarlar. Mesela Katip Çelebi'nin Fezlekedü't Tevarihi 1654-55'te yazıldı. Bu, bakın aradan daha 20-30 yıl geçmeden İngilizce'ye çevriliyor. Bugün British kütüphanesinde. Vecihi'nin 1660-61'de tamamladığı yine tarihi var. 75 yılında İtalyanca olarak basılıyor. Müjdar Hasan Ağa'nın ki bahsettim baştan itibaren 69'da tamamladığı Cevahir-i Tevarihi 80 yılında Latince'ye çevrilerek Habsburg İmparatoruna hediye ediliyor. Yani burada çok zengin bir, canlı bir entelektüel hayat var. İlgi duyuyorlar yabancılar. Ne oluyor, ne bitiyor ve değerli buluyorlar burada yazılan eserleri çevirmek, kendi krallarına, imparatorlarına sunmak bağında. İşte Fazıl Ahmet Paşa'yı, Katip Çelebi'yi, Ebu Bekir Behran Dimeşke'yi, Salih bin Nasrullah'ı ben bu gelişen ağlar içerisinde bir yere oturtmaya çalıştım. Yani onların kafasında Müslüman, gayrimüslim vesaire ayrımları biraz daha flüleşmiş ve ilim olduğu zaman, entelektüel hayat olduğu zaman birbirlerinden mümkün olduğu kadar istifade eden, anlamaya çalışan, yazdıklarını okuyan kişiler olarak görmeye başladım. Neticede birazdan bahsedeceğim. Bu isimlerin çoğu dönemde Batı dillerinden Osmanlıca'ya, Arapça'ya çeviriler yapan kişiler. Osmanlı entelijansiyası. Ama şu soru hala sorulmamış. Bu entelijansiya hangi destek grupları içerisinde faaliyet gösteriyorlar? Tek başlarına mı çalışıyorlar? Kim onlara bunları yaptırıyor? Kim her şeyden evvel yaşamları için onlara bir maaş sağlıyor, bir gelir sağlıyor? Bu soru bugüne kadar açıkçası sorulmamıştı. Benim de tezimde hani politics and patronage dediğim mesele, patronaj meselesi bu arkadaşlar. Hamiliği kim sağladı ve niye sağladı? Fazıl Ahmet Paşa'nın 64 yılında yapılan bir, pardon, evet 64 yılında yapılan bir portresini görüyorsunuz. Yabancılar kendisine ilgi duyuyorlar. Etrafında yabancılar var sadrazamın. Bazıları çok meşhur. Bir tanesi bunlardan bizim Panayot Efendi diye kaynaklarda geçen Panayitos Nikosios baş tercümanı. Kendisi Padua Üniversitesi'nde eğitim görmüş. Çok değerli bir alim Panayot Efendi. Ve Fazıl Ahmet Paşa onu hiç yanından ayırmıyor. Çeviriler yaptırıyor. Atlas okutturuyor. Atlas Bilaun'un o meşhur atlasını onu okutturuyor. Ve anlat bakayım ne oluyormuş dedirtiyor. Hatta bunun kaydı var. Evgeni hocamız, Kermen hocamız bunu yayınladı. Vani Mehmet Efendi ile Panayot Efendi'yi karşılıklı tartıştırıyor. O dönemin astronomi, coğrafi, keşifleri üzerine. Ve Panayot Efendi bu tartışmayı kazanınca onu tebrik ediyor, altın veriyor, evine davet ediyor ve sohbetinden haz aldım, anlatmaya devam et diyor. Alexander Mavrocordatos yine işte Rum, Osmanlı Rumlarından ve tercümanlık yapan, Padua mezunu, tıp alimi bir insan. Tabip olarak başladığı kariyerine tercüman olarak, diplomat olarak devam ediyor. Yine hem Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'nın etrafında bulunan kişilerden biri. Daha ilginç bulacağımız, belki dersiniz hocam bunlar zaten ilginç ama daha da ilginç bir isimle şimdi sizleri tanıştırmak isterim. Bununla da ilk kez ben tezi yazarken karşılaştım. Daha öncesinde hiçbir referans yok. Giovanni Mascherini isminde bir İtalyan hekim. Kendisi Padua mezunu yine. Bakın Padua bağlantısı da henüz tam anlamıyla
araştırılmadı. Yani Padua'dan mezunların Osmanlı bürokrasisinde, ilmiyesinde üst düzey nasıl görev aldıkları, aradaki bağlantı ve neden hep Padua? Üçü de Padualı. Bu soruları daha derinlemesine araştırmadık. Ve Padua neresi? Yani özelliği ne Padua'nın? Ben size söyleyeyim Padua'nın özelliğini hemen bir cümleyle. Kopernik'in, Galileo'nun ders aldığı, ders verdiği yerler buralar. Yani Avrupa'yı bugünkü haline getiren entelektüel anlamda en önemli ilmi merkezlerden biri. Bunun da sebebi kendi mottosunda, sloganında yatıyor. Padua demek, özgürlük demek diyor. Giovanni Mascherini, Fazıl Ahmet Paşa'ya uzun yıllar hekim olarak, hem de sadece kendisine değil, annesine de hekim olarak destek vermiş, hizmet sağlamış biri. Ve bunun da karşılığını almış biri tabii ki. Mesela bu arşiv belgelerinden görüyoruz ki kendisi için işte Sadrazam'ın buyurulduğuyla çeşitli ödemeler, aynı nakdi yardımlar vesaire yapılıyor. Bunlar hep onların göstergeleri. O da hayatının sonlarına doğru Fazıl Ahmet Paşa'ya göstermiş olduğu hamiliğinin karşılığı olarak bir eser ithaf ediyor. Ama ithaf ettiği eser ne Osmanlıca ne Arapça, ki zaten kendisi bunları yazamaz, Latince. Latince bir eser yazıyor. Bunu Viyana'da 1673 yılında bastırıyor. Ve gördüğünüz üzere daha ikinci açılış sayfasında büyük Ahmet Paşa'ya ithaf ediyorum diye beyan ediyor. Bu çok ilginç bir kaynak. Çünkü bizim hep o klasik alıştığımız, ya işte Batı ayrı, Doğu ayrı, efendim Viyana bizim zaten 3-10 yıl sonra biliyorsunuz Osmanlı ordusunun fethetmeye niyetlendiği bir şehir. Öyle bir şey mümkün mü? Daha öncesinde 63'te biliyorsunuz Uyas Seferi zaten yaşanmış. Yani siyaseten, diplomatik olarak bu kadar gergin ağların olduğu bir dönemde siz nasıl olur da hem de büyük büyük puntolarla Ahmet Paşa'ya, Osmanlı Sadrazamına bir eser ithaf edersiniz Latince. Viyana'da üniversite kütüphanede, üniversite yayın evinde bastırdığınız bir eserde. Hepsi yazıyor, görüyorsunuz duvarda. Bu başlı başına ilginç, araştırılması gereken bir mesele. Ama daha da belki ilginç nokta, devam eden sayfalar. Osmanlıca ithafına da yer vermiş. Bendeyim Mersel'in tabip diye de bitiriyor. Bakın buraya ben bunu zaten translitere ettim. Devletli merhametli sultanım hazretlerinin hakbâ-i şeriflerine ruh-i malide kılındıktan sonra deyip normal bir Osmanlı ithafında görebileceğimiz, Osmanlıca eserde görebileceğiniz cümlelerle ithafını dile getiriyor. Bitirirken de ben de Mersel'in tabip diye bitiriyor. Ben biraz peşine düştüm bu Mersel'in çünkü ilginç biri olarak gördüm ve mezar taşını buldum. Romanya'da bir müzede. Bakın eşi vefat ettikten sonra bir mezar taşı yaptırıyor Mascherini için. Ve mezar taşında dahi eşi Helena kendisini Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa'nın hekimi olarak övüyor. Yani yaşarken değil, öldükten sonra da. Diyeceksiniz adam öldü artık, herhangi bir hamilik bağı vesaire kalmadı. Ama anlaşılan bir samimiyet de oluşmuş ki öldükten sonra bunu mezar taşında dile getirelim diyor. Latince çevirisi de burada. Pardon, transliterasyonu da burada. Kendisi Girit'te, Edirne'de beraber bulunduğum çok değerli Fazıl Ahmet Paşa diye yazmış. Bu tezimde beyan ettiğim üzere üçüncü kısmın konularıydı. İstanbul'u farklı milletler, farklı inançlar arasında etkileşimin çok yüksek seviyede bulunduğu bir entelektüel merkez olarak görme. Peki Müslüman ulema için, Osmanlı uleması için hamilik yapmadı mı? Tabii ki yaptı. Yani şanına yakışmaz aksi takdirde. Tespit edebildiğim isimler sadece bunlar arkadaşlar ve bu liste her gün biraz daha hani bu konularla ilgili tekrar duyup şuna da bakayım, buna da bakayım dediğimde liste büyüyor. Yani devamlı yeni isimler eklemek zorunda kalıyorum. Sabahleyin Mehmet bin Ahmet el-Edirnevi'yi ekledim. Çünkü Durretül Burhaniyat eserinde direkt Fazıl Ahmet Paşa'ya ithaf ettiğini yazmış. Ve görüyorsunuz çok farklı gruplar, çok farklı kişiler, aidiyetler, herkes bir kişinin hamiliğinden istifade etmiş. Bunlardan bazıları
özellikle eserlerini Fazıl Ahmet Paşa adına kaleme almış. İsimleri ve eserlerini burada görebiliyorsunuz. Sadece kitap mı yazdırdı? İnsanları yazmak için teşvik mi ettirdi? Hayır. Aynı zamanda çeviriler de yaptırdı Fazıl Ahmet Paşa. Bizim bugün hani 17. yüzyılın en önemli entelektüel eserleri olarak övündüğümüz, özellikle Batılı ilmin, Avrupa'yı ilmin Osmanlı'ya girişini resmeden, temsil eden bazı eserlerin arkasında Fazıl Ahmet Paşa'nın isminin yer aldığını görme imkanı oluştu. Bunlar Secencelül Eflak, Fiil Gayet-i İdrak, Köse İbrahim Efendi'nin meşhur eseri, Kopernik'ten vesaire bahseden eseri. Yine Ebu Bekir Behram Dimeşkî'nin Nusretül İslam, ki bu da Wilhelm ve Johann kardeşlerin, pardon baba oğlunlar, Blau'ların diyelim, Atlas Major'un çevirisi 10 yılını alıyor Ebu Bekir Behram Dimeşkî'nin bu Latince 11 ciltlik atlası, ki fevkalade dönem için önemli bir atlas. Felemenk elçisi tarafından 4. Mehmet'e hediye ediliyor. Önce Alexander Mavrocordatos başlıyor bunu acaba çevirebilir miyim diye. Beceremiyor. Ebu Bekir Behram Dimeşkî bir ekiple birlikte bunu beceriyor. 10 yılı alıyor ama dediğim gibi. Ve zaman zaman anlaşılan finansal ihtiyaç da doğuyor. Devletten ek ödemeler istiyor. Bunun kayıtları var. Tezimde de beyan ettim. Yine bu eserin arkasındaki isimlerden bir tanesi Ebu Bekir, Fazıl Ahmet Paşa. Gayetül Beyan fi Tedbir Medenin İnsan, tıp alanında çok değerli bir eser. Yeni hastalıklardan bahsediyor, Latin kaynakları kullanıyor, İyo kimyayı kullanıyor. Bu eserin, tabi ithaf kısmında 4. Mehmet'in adı geçiyor ama eserin müellif hattı nerede diye sorarsanız Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'nın kitaplar arasında Köprülü Kütüphanesi'nde. Tadilül Ulum Minel Kelam ve işte Şerhi Kanunu İbn-i Nefis gibi eserlerde yine farklı alanlardan onun teşvik ettiği ve mütercimlerin bunu beyandan çekinmediği eserler olarak yer almakta. Ben sözlerimi burada sonlandırayım. Sizlerin de sabrını çok zorlamayayım. Farklı boyutlarıyla tek tek bu eserler, bu isimler incelenebilir. Ve incelendikçe döneme dair bizim algımız, fikirlerimiz gerçekten değişiyor. Bizzat ben bunu yaşıyorum. Her bu konular gündeme geldiğinde, tekrar baktığımda. Ve sadece şu an Fazıl Ahmet Paşa'nın bir yönünü ele almaya çalışıyoruz. Daha diğer boyutların teker teker ele alınması, Köprülü ailesinin genel olarak patronaj ilişkilerinin ortaya çıkarılması, Fazıl Mustafa Paşa'nın da benzeri bir çerçevede çalışılması mutlaka gerekmekte. Ben teşekkür ediyorum sabrınız için. Umarım faydalı olmuştur. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.